Merhaba arkadaşlar, ben Ercan Koçlar. Sizlere ilk dersimde mikrosiyedi kütüphane yapımını anlatacağım. Kütüphaneler nedir? Kütüphaneler normalde yazdığımız fonksiyonların dışarıdan harici dosyalardan çağrılmasıdır. Kütüphaneler ne işe yarar? Kütüphaneler özellikle büyük projelerde ve donanım kontrollerinde işimize yarayacak. Kütüphane hazırlamak için nelere ihtiyacımız var? Öncelikle iki adet dosyaya ihtiyacımız var. Birincisi header dosyası, ikincisi C dosyası. Header dosyasında genel tanımlamalar, fonksiyon tanımlamaları ve port tanımlamaları bulunacak. C dosyasında ise sadece fonksiyonlar bulunacak. Şimdi header dosyasından başlayalım. Ben daha önce burayı açmıştım. İsterseniz file'dan, new'dan, new unit'ten header dosyasını ve C dosyasını oluşturabilirsiniz. Extern komutuyla başlıyorum. Extern komutu dışsallık komutudur. Let tamamen size kalmış bir şey. Ben ledlerle ilgili proje hazırladığım için led adını verdim. İstediğiniz ismi yazabilirsiniz. Ayrıca buradaki sebiti de anlatmak istiyorum. Bunu sadece bit olarak görün. Tek bir portu kontrol ettiğimiz için sadece 0 veya 1 değer alacağı için bit kullanıyoruz. Ama birden fazla portu kontrol etmemiz gerekirse tek bir değişkenle, örneğin bir değişkenle port A'nın tamamını açmamız ya kapatmamız gerekirse o zaman bit kullanmıyoruz, yerine char kullanıyoruz. Neden iki tane yaptım? Birincisi LED'in bağlı olduğu portu açmak ve kapatmak için. İkincisi ise LED'in bağlı olduğu portun giriş portu mu çıkış portu mu olup olmadığını ayarlamak için. Bu sebeple tris adına ekledim. Eğer değişkenlerimize ne kadar anlamlı isimler verirsek ileride projemiz büyüdükçe kontrolü ve hata ayıklamamız o kadar kolaylaşır. Aksi takdirde bayağı bizi zorlayacaktır. Evet, devam ediyorum. Define ile saniye adında bir değişken belirledim ve 1000 değerini atadım. Bunu zaman hesaplamaları için yapıyorum. Evet, header dosyamız hazır. Fonksiyonlara geçiyorum. Öncelikle buraya header dosyamızı include ediyoruz. Aynı klasörde bulunduğu için yol belirtmiyorum. Fonksiyonları yazmaya başlıyorum. Öncelikle let yak adında bir fonksiyon belirledim. Bu fonksiyondan istediğim belli bir süre led'in sönük kalıp ondan sonra yanması. Süre adında bir değişken belirledim. Öncelikle normal programda olduğu gibi portu çıkış olarak ayarlayacağım. LED'in bağlı olduğu portu çıkış olarak ayarladım. LED'i söndürdüm kendi kendine yanmasın diye ve bir bekleme koydum. Kullanıcının istediği beklemeyi. Neden delay değil de vdelay kullandık? Çünkü delay yalnızca rakamsal değer alabilir. Herhangi bir değişken atayamazsınız içine ya da işlem yapamazsınız. Fakat vdelay ile tam tersine değişken atayabilirsiniz ve işlem yapabilirsiniz. Yukarıdaki süreyi buraya atıyorum ve saniye ile çarpıyorum. Saniye ile neden çarptım? Hatırlarsanız saniyeye 1000 değeri vermiştim burada. Kullanıcının girdiği sayıyı, örneğin 5 sayısı girdiği zaman 1000 ile çarparak 5000 milisaniye, yani gerçek zamanda 5 saniye döndürecek. Bu sebeple kullanıcı herhangi bir milisaniye hesabı yapmaktan kurtulmuş olacak. Direkt fonksiyonda girdiği değer saniye olarak işlem görecek. Bu da zaten kütüphanelerin sahip olması gereken kolaylaştırıcı özelliklerinden bir tanesi. Devam ediyorum. LED'i yakıyorum geçen zamandan sonra. Ve birinci fonksiyonum tamam. İkinci fonksiyonuma geçiyorum. LED flash adında. Bu fonksiyondan istediğim belli bir sayıda döngü oluşması ve her döngüde LED'in belli saniye aralıklarıyla yanıp sönmesi. Onun için iki adet parametre ihtiyacım var. Flash süre diyorum ve yanma süresi diyorum.
Başlangıçta çıkış olarak ayarladım. Burada döngü sayısını ve kullanıcının istediği seviyede ayarlayabilmesi için yanma süresini buraya atıyorum. Kullanıcı kaç değerine girerse o kadar döngü oluşacak. Öncelikle LED'i kapatıyorum, kendiliğinden yanmasın diye. Ondan sonra bir bekleme ekliyorum. Bu sefer flash süreyi ekliyorum. Yukarıda tanımladığımız. Kullanıcı buradan girdiği değerle LED'in kaç saniyede bir yanıp söneceğini ayarlayacak. Sonra LED'imizi yakıyorum. Ve tekrar aynı zamanlamayı ekliyorum. Evet, fonksiyonlarımız bu kadar. Tabii bunu çoğaltabiliriz, azaltabiliriz. Bu tamamen bizim elimizde. Burada yazdığımız fonksiyonlar tamamen normal fonksiyon yazar gibi aynı kurallara tabidir. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz, ayarlama yapabiliriz. Burada iki noktanın altını çizmek istiyorum. Birincisi, verdiğimiz isimleri, parametre isimleri, değişken ismi, fonksiyon ismi ne olursa olsun yaptığı işleve uygun olarak ve mantıklı isimler vermeliyiz. Çünkü ileride projelerimiz gerçekten büyüdüğü zaman işin içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. İkincisi, kütüphanelerin genel mantığı ile ilgili. Gördüğünüz gibi neredeyse hiç sabit bir değer belirtmedik. Port isimlerinden dahil değişkenlere kadar hepsi dışarıdan ayarlanabilir şekilde. Örneğin burada sabit bir port belirtmedik ya da burada sabit bir port belirtmedik. Bunların nasıl dışarıdan ayarlandığını birazdan göreceğiz. Kütüphanemiz kesinlikle böyle olmalı. Sabit değer olabildiğince az olmalı. Özellikle önemli değerler, önemli değişkenler dışarıdan değiştirilebilir, ayarlanabilir olmalı. Fonksiyonlar kısmı bu kadar. Şimdi asıl ana main dosyamızın olduğu yere geliyoruz. Öncelikle buraya fonksiyonları include etmeliyiz. Evet, şimdi oluşturduğumuz tanımlamaları portlarla ilişkilendireceğiz. Benim LED'im RB4'te takılı olduğu için RB4 yazıyorum. Aynı şekilde portu giriş mi çıkış mı olduğunu ayarlamak için oluşturduğum değişkeni de aynı şekilde tris ile ilişkilendiriyorum. Gördüğünüz gibi. Bu bize ne kazandırdı? Az önce de bahsettiğim gibi direkt port değeri girmedik. Burada yaptığım tanımlamayla RB4 yazdığım için program burada her yere RB4 olarak bunu işlem yapacak. Eğer benim LED'im RB4'te değil RB5'te olsaydı buraya RB5 yazacaktım. Ve burada herhangi bir değişiklik yapmama gerek kalmayacaktı. Zaten genel olarak kütüphane dosyaları okunamaz. MicroC'nin de olduğu gibi. MicroC'nin de kütüphaneleri okuyamayız, değişiklik yapamayız. Sadece bize izin verdiği parametreleri değiştirebiliriz fonksiyonlar aracılığıyla. Bu sebeple işlem yaparken dosyayı bu şekilde görüyormuş gibi düşünerek işlem yapmalıyız. Onun için az önce belirttiğim esneklik konusu önemlidir. Kesin tanımlamalar yapmaktan, port ismi yazmaktan özellikle kaçınmalıyız. Devam ediyorum. Main fonksiyonumuza geldim. Burada yapmam gereken sadece fonksiyonu çağırmak. Evet, zaten süre adında bir parametresi olduğunu bildirdi. Süre olarak 5 saniyeyi ekledim. Arasına bekleme koydum. İki fonksiyon arasına hemen işlem bitip geçmesini görebilelim diye. Ve ikinci fonksiyonumuz LED flash. Parantezi açtığım anda zaten bana parametrelerini gösterdi. Flash süre ve yanma süresi olarak 2 saniyede bir yanmasını istiyorum ve 10 adet döngü oluşturuyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi işlem bu kadar. Kütüphanenin en önemli ve güçlü özelliklerinden biri
kodları azaltması, gördüğünüz gibi 20 satırlık kod 3 satıra indi. Ve buradan istediğimiz şekilde değişiklik yaparak sonucu değiştirebiliriz herhangi bir kodla oynama yapmadan. Evet, kütüphaneler bu şekilde. Şimdi size eş zamanlı olarak da göstermek istiyorum. Evet, şurada bir hata çıktı. Çünkü bunun sonuna bit eklemedik. Alt çizgi ve bit standarttır. Mutlaka eklemek zorundayız. Tekrardan derliyorum. Evet, sorun yok. Evet, programı yazdım. Kamerayı da açarak size göstermek istiyorum. Evet, odaklanma sorunum halloldu. Şimdi çalıştırıyorum. 5 saniye bekleyecek ancak. Ardından 2 saniye sonra sönecek. Ve ikişer saniye aralıklarla yanıp sönerek devam edecek. Evet, söndürledim. Evet, 10 defa ikişer saniye aralıklarla yanacak ve sönecek. Evet arkadaşlar. Kütüphaneler bu şekilde. Tabii bu çok basit bir örnek. Bunları çeşitlendirmek mümkün. LCD ekranlar, SD kartlar, matematiksel işlemler veya sürekli yaptığımız işlemlerle ilgili kütüphaneleri hazırlayabiliriz. Bunu hazırlamak en başta bize profesyonellik kazandırır. İkincisi, farklı projelerde çok rahatlıkla bunları entegre edebiliriz, kullanabiliriz. Tekrar tekrar aynı şeyi yazmaktan kurtuluruz. İkincisi, bir yerde değişiklik yaptığımızda diğer her yerde otomatik olarak değişiklik yapılmış olacaktır doğal olarak. Fonksiyonun içinde değişiklik yaptığımız için. Diğer türlü kodları ayrıca yazsaydık hepsini tek tek değiştirmek zorunda kalırdık. Şimdilik söylemek istediklerim bu kadar. Anlamadığınız veya aklınıza takılan bir şey olursa konunun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.